Hangi noktada burada? Ne kadar duyarlı çalışmaları var mı mesela belediye yönetmeninde böyle bir şey? Şimdi mevcut belediye mevzuatı, yani 5216 sayılı yasa, 5302 sayılı yasa, 5393 sayılı yasa, bunlar belediyelerle ilgili mevzuatı barındıran yasalar. Bunların yönetmelik de var. Ayrıca 7269 sayılı afetler yasası var ki bu yasa 1959 yaşında. Yani 1959'dan yazılmış bir yasa. Şimdi bu yasaların mevcut mevzuat bu konularda yetersiz. Özellikle belediyelerin bu konuda yetkilendirilmesi gerekiyor. Yani çok merkezi kararlar alınabilir afet durumunda. Öyledir. Yani bir hiyerarşik yapı vardır. Büyük bir afet durumunda başta bakanlık olmak üzere aşağı doğru valilik ve kaymakamlıklara ve belediyelere de oynayan bir hiyerarşik yapıda afet sonrası bazı önlemler alınıyor, çalışmalar yapılıyor. Bunda bir sorun yok. Yani onda da mevzuatta eksikler var ama o sistem çalışıyor. Yani arama kurtarma çalışıyor işte çöken bina gibi. Çöken binadan sonra herkes orada. Peki çökmeden önce neredeler? Şimdi dolayısıyla yerel yönetimlerin bu konularda yani afete hazırlanma konusundaki mevcut mevzuatın bu anlamda yenilenmesi lazım. Bu yani bu 5216, 5302, 5393 gibi yasalarla belediyeler bu afetlere hazırlığı yapamıyorlar. Yeterli değil. Mevzuat nereye kaynakları yok. Artı planlamada klasik planlama tekniğinde afetlerle ilgili tehlikelere yönelik risk alanları, risk sektörleri, bununla ilgili sakınım planları yapılamıyor. Ama Yani yapılmalı bunlarla ilgili buradan da. çok İstanbul Deprem Master Planı'nda bunlar hep konuşuldu. Yani 2003'te bunlar yazıldı, çizildi. Hala yazılıp çiziliyor. İlgili şehir plancıları, mimarlar, inşaat mühendisleri, jeologlar, jeofizikçiler bu konularla ilgili çalışmalar yapıp yayınlıyorlar. Türkiye Mühendis Mimar Odaları'nın bir sürü raporları var. Hep uyarılar var. Deprem Şurası raporları var. Şehircilik Şurası raporları var. Yani Artık biz yazının burada ötesine bunları geçmek tekrarlamak gerekiyor. durumundayız yani. Uyarmak durumundayız. Şimdi yeni deprem yönetmeliği var. Evet, onu soracağım. Orada sizin itirazlarınız var. Jeofizik mühendisleri olarak sanırım. Nedir orada, Şimdi o raporda ne yeni deprem anlatıyorsunuz? yönetmeliği geç bile kalmış ve olması gereken yeni deprem yönetmeliği. Üzerinde daha çalışılacak herhalde. Yürürlüğe girdi. Şimdi bu yürürlüğe giren yeni deprem yönetmeliği uygulandığı zaman bununla ilgili başka mevzuat şeyleri var, ilişkileri var. Yani işte yapı denetimle ilgili, inşaat mühendisiyle ilgili, yer bilimleriyle ilgili, zemin etütleriyle ilgili. Yeni deprem yönetmeliğinde zemin etütleriyle ilgili mevzuat hazırlığı var şu anda. Mevcut zemin etütleri, zemin araştırmalarıyla ilgili yönetmelik çalışmaları bitmek noktasında. Onun üzerine bazı görüşler de beyan ettik. Hem odalar olarak hem de uzmanlar olarak. Dedik ki ya bu zemin etütleri önemli. İnşaat mühendisi de önemli. Zemin etütleri planlama da önemli. Ama zemin etütleriyle ilgili mevzuata referans yönetmelikte, deprem yönetmeliğinde tam açık değil. Ya yani burada zemin etütlerinde jeoloji, jeofizik ve jeoteknik birbirinin ayrılmaz parçası. Eğer siz jeoloji, jeofizik, jeotekniği birbirinden o bunu yapar, bu bunu yapmaz, şunu yapmaz şeklinde ayırırken bazı noktalara dikkat etmezseniz bu sefer sacayak bozuluyor. Yani jeoloji, jeofizik, jeoteknik sacayak. Bunun biri görevlendirilmediği zaman gerektiği yerde işini yapamadığı zaman, veri alamadığı zaman, verisi dikkate alınmadığı zaman bu olmaz. O yüzden işte heyelanlardan binalar çöker, toprak çöker, duvarlar çöker, binalar sıvılaşmadan depremde zeminin içine gömülür falan. Yani o yüzden buradan da özellikle ifade ediyorum. Yani zemin etütleri mevzuatında jeoloji, jeofizi ve jeotekniği birbirinden ayırmayın. Bunlar Yeni kardeştir. yönetmelik Sacayak. madem üzerinde Evet. çalışılıyor, bu da Evet. dikkate alınsın diyelim. Şimdi depreme hazır mıyız diyemeyeceğim. Hazır olmadığımızı artık hepimiz gördük. Son dönemde Kartal'da özellikle çöken bina ve Evet. onun ardından diğer riskli binalar. Kentsel dönüşümde isteneni başaramadık mı biz, hedeflenenin? Kentsel dönüşüm arzulanan gibi olmadı. Şimdi kentsel dönüşüm 6306 sayılı yasa 2012'de çıktı. Eksikleriyle çıktı. O zaman da uyarılarda bulunduk. Dedik ki bu yasada sıkıntılar çıkacak ve çıktı. Ne yaptılar? Toplu dönüşüm
uygulayamadılar. Aslında yasa belirlenen alanlarda, adalarda ya da mahallelerde toplu kentsel dönüşüm yapmaktı. Öyle, onun için çıktı yasa. Fakat geldiler tıkandılar. İşte Fikirtepe öyle bir durumda. Şu anda Fikirtepe, Sayın Bakan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Bey geçenlerde kendi itiraf etti televizyonda. Dedi ki Fikirtepe'de çuvalladık dedi. Aynen böyle söyledi. Şimdi niye çuvalladınız? Çünkü 6306 sayılı yasa bu işleri yapmaya yeterli değil. Hukuki sorunları var yasa. Ne açık var orada? Toplu dönüşüm yapmak için uzlaşma yönetimi yok. İnsanların mülkiyet hakları konusunda sıkıntılar yaratıyor yasa. Yani müteahhite yetkiler veriliyor. Büyükşehir Belediyesi ilgili belediye yetkileri kullanamıyor. Tamamen Ankara'dan bakanlığa bağlı, bakanlık kararlarına bağlı riskli alanlar belirleniyor. Ve iş bir müddet sonra çığırından çıkıyor. Yani toplu halkın yaşanabilir mekanlar, afet güvenli mekanlar, evler, konutlar, yeşil alanlar, donatı alanları böyle bir tasarım projesi çerçevesinde yaratılacak bir mekan oluşamıyor. Rantiyeye dönüşüyor iş. Ama maalesef Fikirtepe'de, bunu beklemiyor. Fikirtepe'de olduğu gibi. Her yeni gelen bakan, bu konuya el atan bakan bu konuda şikayet ediyorsunuz. O zaman ilgili mevzuatı düzenleyin. Toplu dönüşüm yapamadılar. Ne yaptılar? Dediler ki parsel bazında yapabilirsiniz. Hayda yık yap. Kat karşılığı inşaat gibi. Bu sefer 5 katı yıktı, 15 kat yaptı. Ne oldu? Yığılma oldu. Yığılma oldu. Yani şimdi Fikirtepe'de 9000 birim yıkıldı. 35000 birim yapılacak. 35000, 9000 yıkılıyor, 35000. Nüfus artışı yığılma halinde. Dolayısıyla kentsel dönüşüm yasası şu anda yeniden yazılması lazım. Şimdi onun çıkış yolunu arıyorlar. Ne yapacağız da bu sistem çalışacak? Toplu dönüşümden ve yerel halkın katılımını, uzlaşma yönetimini, yerel belediyenin görüşlerini almadan, onları bu sürece katmadan, ayrıca toplu alanlarda tasarım projesi yapmadan, yani o tasarım projesi yapacaksın. Hangi bina nerede olacak? Yeşil alan nerede olacak? Donatı alanları nerede olacak? Kamu binaları nerede olacak? Değil mi? Bir kat sınırlaması da getirilmeli mi? Kat sınırlaması tabii yoğunluk arttırmak zaten en büyük risk. Yani düşünün 9000 birim yıkıyorsunuz, 35000 birim yapıyorsunuz. Yani 9000 konut yıkılıyor, 35000 konut yapılıyor. Peki ne oluyor oradaki nüfus? Yani 4 misli nüfus artıyor. Oraya 4.2 emsal verdiler. Olacak gibi değil yani. Dolayısıyla böyle değil kentsel dönüşüm. Bununla ilgili İstanbul Deprem Master Planı'nda 2003'te bu yapıldı, yayınlandı. Orada bu konularda neler yapılacağı Zeytinburnu üzerinden hatta örneklendi. Zeytinburnu'da çok güzel çalışmalar yapıldı ama hiçbir uygulanmadı Zeytinburnu'nda. Dolayısıyla 6306 sayılı yeniden yazılacak ve içine mutlaka halkın katılımı sağlanacak ve görüşü alınacak. Yani bununla ilgili ben bazı sloganlarım var. Vaktimiz varsa ben... Son artık saniyelere evet. Girdik o sloganları yani, alalım. Yani mahalleyi parçalayan değil, kimliğini koruyan, yaşanabilir mekanlar yaratan, yeşil alanlar ve güvenli yaşam sunan, hakça işleyen, paylaşan bir kentsel dönüşümden bahsediyoruz. O yok. Evet, buna çok ihtiyacımız var. Artık zaten binalarda dayanamıyor, depremi bekleyemiyor. Evet. Görüyoruz hep evet, bütün maalesef. Bu gerçekleri efendim. Maalesef. Şimdi bir nokta koyalım. Yine deprem gerçekliğini konuşmaya, bu konuyu unutturmamaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Depremi konuştuk bir kez daha ve stüdyomuzda jeofizik mühendisi Profesör Doktor Haluk Eydoğan vardı. Yarın bir başka konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.